Merhabalar arkadaşlar, ben Sama Şirinel. Sama Şirinel.com için hazırlamış oldum. Üçüncü Sweet Alert'le işlemler, yani Sweet Alert kullanım derslerinden bir tanesine daha devam etmekteyiz. Geçen dersimizde arkadaşlar bir Ajax işlem başlatacaktık. Bununla ilgili işlem yapıyorduk. Şimdi bu işlemlere devam edelim. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bizi burada formumuzu oluşturmuştuk, hatırlarsanız. jQuery dosyalarımızı oluşturmuştuk ve şimdi post işlemimizi yapacaktık. Şöyle yapıyoruz. Input submit kısmına ele alarak bunları yazıyoruz. Diyoruz ki input type submit diyoruz arkadaşlar. Buna tıklandığında arkadaşlar ne yapması gerektiğini hesaplatacağız ve bunu yapacağız. Öncelikle return false diyorum. Return false diyorum. Yani işlemi yapma diyorum arkadaşlar. Sonra geliyorum. Svalımı açıyorum. İçerisinde hemen bakalım şuralardan hangilerine ihtiyacımız var. Şöyle diyelim. Bir tane başlık ve bir tane işlem koyalım. Ne yapalım? Tiddle diyelim. İçerisine de diyelim ki arkadaşlar Ajax işlemi başlıyor. Lütfen bekleyin. Böyle olsun. Ya da şöyle diyelim. Burasına yükleniyor diyelim. Yükleniyor. Şöyle diyelim bir de tekstine de Ajax işlemi çalışıyor. Lütfen bekleyin olsun. Buradan da bir tane de type seçelim. Ne olsun o da arkadaşlar? Info olsun. Info diye bir tane tip vardı diye hatırlıyorum. Bu yeterli herhalde. Bakalım. Eğer info dedik, bekledik. Şöyle kullanacağız arkadaşlar. Şimdi biz bu butona tıkladığımızda post işlemi yapmayacak bu işlem bize. Biz bu post işlemini butona tıklandığında yapacağız arkadaşlar. Onun için bir özellik daha eklememiz gerekiyor. Butona tıklandıktan sonrasında loader devam etmesi için. Öncelikle şunu yapıyorum. Close on confirm false diyorum. Buna tıklandığında false olsun. Ve show loader confirm diyorum. True diyorum. Yani bir şey olduğunda Ajax işlemi varmış gibi bize bir loader başlat diyorum. Ve içerisinde de gerekli işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Mesela Ajax işlemimizi yapalım. Ajax'ımızı yazalım. Nokta Ajax. Şöyle diyelim. Type post. Hatta şöyle yapalım. Bu formudan alalım gerekli bilgileri. Şuraya bir tane formun şeyini alalım. Form eşittir diyorum. ID formu alıyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki form nokta attır metot. Şuradaki metodu biz büyük harflerle yazmamız lazım arkadaşlar. Metot kısmını. Evet. Aynı şekilde URL diyelim. Form nokta attır. Nedir arkadaşlar? URL'ini alacağız. Yani action. Ve aynı şekilde datasını alacağız arkadaşlar. Bu da form nokta serialize
en sonunda da işlem tamamsa cevap diyelim. Ve şuradan veri tipinde JSON olarak belirtelim arkadaşlar. Bu da data. Hatta önce yazmam gerekiyor sanırım şunu. Data type JSON diyelim. Ve arkadaşlar işlem başarılıysa if diyelim. Cevap nokta. Hatta şöyle diyelim. Swap diyorum. İçerisinde bunları açıyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar. Cevap nokta. Şöyle diyelim. Title. Cevap nokta title olsun. Text diyelim. Text. Cevap nokta text olsun. Type diyelim. Cevap nokta type olsun. Ve bakalım başka ne koymamız gerekiyor. Başka da bir şey koymamız gerekmiyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanırız. Bu şekilde kullanalım ve bakalım ne yapacağız. Öncelikle bir çalıştıralım. Ne olduğunu görelim. Index değil. Şöyle diyelim artık. Bump'ımızı açalım. Local host 82 diyorum arkadaşlar. Giriş yap dedim. Giriş yap PHP'ye gönderdi. Return false niye işe yaramadı? Bakalım. Şu return'ü şuraya alalım arkadaşlar. Bir de hata var mı diye bir kontrol edelim. Geri dönüp. Bakalım. Evet, hata var. Bu yüzden zaten şey yapıyor. Line 62. 62 neresiymiş arkadaşlar? Burası. Bakalım. Sweet alarm. Herhangi bir şuradaki virgülleri unutmuşum arkadaşlar. Yoksa post etmemesi gerekiyordu. Bakalım. Evet, şurası. Sayfayı yenileyelim. Hata yok. Bakalım, tıkladık. Yükleniyor dedi. Çalışıyor, lütfen bekleyin dedi. Okey dedik. Loader çalışmadı. Bir saniye arkadaşlar. Show loader on confirmmiş. Şurada on varmış arkadaşlar. Bir daha test edelim. Bakalım. Okey dedim. Bakın şeyimiz yapılıyor. İşlemimiz yapılıyor. Ve bu işlemi sonrasında da bizde buradaki Ajax işleminden gelen sonuç aslında işlem yapacak. Ama Ajax'ımızdan bir dönüş olmadığı için sistem bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu dönüşü ayarlayalım. Geldim. Buradan giriş yapıma geldim arkadaşlar. Şöyle diyelim. Ben bir tane dizi oluşturacağım. Eşittir. Title diyelim. Title. Ne olsun arkadaşlar title'ımız? İşlem başarılı desin. İşlem başarılı. Virgül. Diyelim ki text. Yaptığınız silme işlemi başarılı diyelim. Virgül diyelim. Type diyelim. Suggest diyelim. Ve kaydedelim. Ve bunu da JSON encode olarak yazalım. Bizim. Ve sayfamızı çalıştıralım arkadaşlar. Tıkladım. Şu anda alertimizi açtı. OK'ye tıkladığımızda Ajax işlemimizi başlattı. Bir hata varmış. Hatamız neymiş? Bakalım. Şurası şu şekilde olacaktı arkadaşlar. Büyük ihtimalle buradandır hata. Test edelim tekrardan. Giriş dedim. Bakın hani yükleniyor. Şöyle diyelim daha doğrusu bir şuraya. Bunun tekstine de. Şurada tekstine de. Confirm. Button. Text diyelim. İşlemi. Başlat olsun. Sayfayı yenileyelim. Tıkladım. Pardon, bir hata yapmışız. Confirm button text. Bakalım confirm button text. Virgül unutmuşuz. Sayfayı yeniledik. Bakalım işlemi yaptık. İşlemi başlat dedik. Bakın Ajax işlemi yapılıyor.
buradan bize bir sonuç döndürmesi lazım. Sonucu alamadık giriş yaptan. Şurası echo diyeceğiz arkadaşlar. Bunu unuttum. Bu sefer çalışması lazım. İşlemi başlat dedim. Bakın arkadaşlar, hemen işlem oldu. Burası null geldi. Hemen onu da düzenleyelim. Orada bir hatamız var. Demek ki title text type dedik. Cevap dedik. Su kes dedik. Burası çalışıyor ama bir hatayla çalışıyor. Ona bakalım. Giriş yapa gelelim. Evet, verilerimiz null gelmiş. O da şu sebepten dolayı. Kodlama UTF-8 bum olmadan dönüştür dedim. Şimdi test edelim. Bakalım. İşlem başarılı dedi. Bakın, silme işleminiz başarılı dedi ve geçtik arkadaşlar. Bunun gibi aynı şekilde işlem başarısız şeklinde şeyler de yapabilirsiniz PHP tarafında. Ben sadece bu şeyi kullanarak nasıl bir Ajax işlemi yapacağınızı gösteriyorum. Hatta şu kod çalışıyor mu bakalım. Bir saniye uyutsun sayfayı. Loader'ımız daha iyi çalışsın. Bakalım. Çalıştı. Ve kaldı mı acaba? Yes. Şöyle diyelim arkadaşlar, hatta biz şunu şuradan kullanmayalım da. Şuraya bir tane set timer diyelim. Öyle hatırlıyorum. Set time out'muş. Şuradaki o küçük. Function diyorum. İşlem bittiğinde, yani hani buradaki süre bittiğinde bu Ajax işlemini başlatsın bize sistem. Ki hani loader'ın da çalıştığını görelim. Başka türlü lokalde çalıştığımız için anında cevap veriyor ve bu da loader'ımızın çalışıp çalışmadığını fark edemememize yarıyor arkadaşlar. Sayfayı yenileyelim. Giriş yap dedim. İşlemi başlat dedim. Bu sefer olmadı. Bakalım, sayfayı yenileyelim. Bir daha. Bakalım. Set timeout'a ikinci parametresini vermedik, süresini vermedik. 2 saniye bekletsin bize. Tıkladım. İşlem başlat dedim. 1, 2 dedim arkadaşlar. Bakın, işlem başarılı dedi. Ve işlemimizin bittiğini gösteren de uyarı gelmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar birkaç uygulama daha geliştirmeyi planlıyorum. Aklıma gelen bu tür uygulamalar oldukça Ajax işlemleri olsun, şeyler olsun görüp bunları ben size ufak ufak anlatacağım. Hatta şöyle de yapabiliriz aslında. Yapabilir miyiz ya da bilmiyorum. Emin değilim tam olarak da. Confirm'e tıklayınca normalde loader açılıyor. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. İlle butona tıklanmamız, işlemi başlat gibi bir şey yapmamız da gerekmiyor. Şöyle bir şey deriz arkadaşlar. On confirm false yaparız. Yine loader'ı kaldırırız. Bir de bu şeyin tipi neydi? Onu incelemem lazım. URL diye bir şey yapalım. Bir tane loader alalım internet üzerinden. Loader diyelim. Görsellerimize bakalım. Buradan bir tane güzel bir loader alalım. Şuradan bakalım. Şu güzele benziyor sanki. Şunu alalım arkadaşlar. Resmi farklı kaydet dedim. Bunu C Vamp www imagesinin içerisine oluşturuyorum. Loader diyelim. Nokta gif. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey kullanacağız. Diyeceğim ki butona tıklandığında false yapacak. İşlem bittiğinde bize yine işlemi yapıp gösterecek. Ama butonu işlem başlamak için şeye ihtiyacımız olmayacak, yani öyle söyleyelim. Şuradaki kısmı kaldırıyorum. Yani şuradaki Ajax işlemini alıyorum. Şuradakini. Şurası Ajax işlemi kısmımız. Şurayı kaldırıyorum. Alt tarafı alıyorum. İşlem bittiğinde sıvalığı değiştirmiş olacak, yani tek değişen şey bu olacak arkadaşlar. Şuraya da diyorum ki image URL diyorum. Buraya da images içerisindeki loader.gif'i atıyorum arkadaşlar.
Ve bakalım ne olacak. Test edelim. Sayfayı yeniledim. Tıkladım. Bakın arkadaşlar, loader geldi. Tipi kaldırıyorum. Bir daha deneyelim. Bakalım. Bakalım arkadaşlar, işlemimiz yapılıyor dedi. İşlem başarılı dedi. Bunun veya bunun yerine şuradaki image'in boyutlarını da büyütelim. Image size diyelim. Birinci parametresi 100 olsun. X 100 olsun. Bu şekildeymiş kullanımı. Bir daha deneyelim. Tıkladık. Birazcık daha büyük bir loader bulalım. Bu birazcık küçük kaldı arkadaşlar. Bakalım. Şu neymiş? Şöyle bakalım. Hızlı ve biraz daha saçma duruyor. Şuna bakalım. Olabilir ama birazcık kafa karıştırıcı. Bir de şuna bakalım. Bu loader değilmiş. Direkt şey. Şöyle bakalım. Bu güzelmiş arkadaşlar. Bunu alalım. Resmi farklı kaydet dedim. Bu loader'ın üstüne aynı şekilde kaydediyorum. Sayfayı yenilediğimizde zaten bu loader çalışmaya başlayacak. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Hatta resmi birazcık daha büyütelim. 150-150 olsun. Sayfayı yenileyelim. Tıkladım. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde de işlemimizi yapmış olduk. Yükleniyor dedik. İşlem bittiğinde de zaten sistem bizi otomatik olarak başka bir sayfaya yönlendirmiş oluyor. İşlemi tamamladı. Başarılı olduğunu gösteren bir işlem yapıyor. Tekrardan bakalım. Şuradaki süreyi hatta uzatalım. Loader'ın birazcık daha geçmesini istiyorum. Merak ettim sorunun nasıl bir şekilde olduğunu. Sayfayı yeniledim. Bakalım. Çok güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Siz de isterseniz bu şekilde Ajax işlemleri de yapabilirsiniz. Sweet Alert ile. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere.